Mashable Türkiye'den herkese merhaba. Bir ürün inceleme videosu ile karşınızdayız. 80'li 90'lı yıllarda büyüyenler hatırlayacaktır. Çocukluğumuzda çoğu evde televizyon vardı ve o evin en nadide eşyası o televizyonlardı. Yıllar içinde ihtiyaçlar değişti, dünya değişti ve insanlar vakit geçirmenin farklı yollarına savruldu. İnanmayacaksanız televizyon olmayan evler bile var. Bugünlerde ise televizyon edindikten sonra ya meğer ne kadar da ihtiyacım varmış dedirten bir aygıt haline geldi. Bunun ana nedeni televizyonların artık yüksek teknoloji içeren ürünler olması. Biz teknoloji severler, yeni geliştirilen özellikler ve oyuncaklı gadgetlar için yaşıyoruz. Televizyonlar da artık bu sınıfa giriyor. Lafı niye uzattık? Bu videomuzda özellikleriyle öne çıkan bir televizyon modelinden bahsedeceğiz. Arçelik'in yeni 75 inçlik 8 serisi Google televizyonu ile karşınızdayız. Öncelikle boyutla başlayalım. Arçelik'in elini koltuğa alıştırmadığını görüyoruz. Televizyon 4 farklı boyut seçeneğiyle geliyor. 50, 55, 65 ve burada gördüğünüz gibi 75 inç seçenekleri mevcut. Çerçevesiz dizayn da TV'nin odada daha az yer kaplamasını sağlıyor ama asıl faydanın şık görüntü olduğunu söylemek lazım. Televizyon Android işletim sistemiyle çalışıyor. Televizyonun Google TV olmasının benim için çok önemli bir ayırt edici özelliği var. Bu da her kullanıcının kendi profilini kişiselleştirebiliyor olması. Yani bu ne demek? Siz televizyonunuzu izlerken YouTube'da kendi akışınızı görebiliyorsunuz, kendi videolarınızı görebiliyorsunuz. Çocuğunuz varsa bir çocuk profili yaratıp çocuğunuz için ayrı bir akış, kendi çizgi filmleri, Netflix'te kendi dizilerini görebileceği bir profil oluşturabiliyorsunuz. Evdeki herkes bu televizyonla kendi izleme deneyimini kişiselleştirebiliyor. Tabii Google TV olmak beraberinde birçok Google özelliğini de getiriyor. Bunlardan biri de Google Asistan. Kumanda mikrofonla "Hey Google" diyerek siz de bir anda sesli bir kumanda haline geliyorsunuz. Bakın mesela "Hey Google, bugün hava nasıl?" İstanbul'da bugün hava en sıcak 18, en soğuk 18 derece ve çoğunlukla bulutlu bir hava olacak. Şu anda sıcaklık 23 derece ve çoğunlukla güneşli bir hava var. Ya da mesela evden çıkacaksınız ve işe gitmeden önce trafik durumunu merak ediyorsunuz. "Hey Google, Sarıyer'den Beşiktaş'a trafik var mı?" Sarıyer'den Beşiktaş'a yoğun trafik olduğu için 46 dakika kadar sürüyor. Kendisi kumanda olmak istemeyen kullanıcılar ise akıllı telefonlarına indirecekleri bir uygulama ile telefonlarını akıllı kumanda haline getirebiliyor. Ve iyi haber, Google TV'nin içinde bir Chromecast halihazırda mevcut. Yani Chrome tarayıcıda açtığınız herhangi bir sayfayı, telefonunuzu veya fotoğraflarınızı doğrudan ekrana yansıtmanız mümkün. Mesela ben şimdi Instagram hesabımdan Mashable Türkiye'nin Instagram akışını bir kontrol edeceğim. Sonrasında da Mashable Türkiye'de bir haberi yansıtıp okuyacağım. Hızlı okurum. Tabii televizyon deyince görüntü kalitesi konusuna biraz derinlemesine bakmak gerek. Artık 3-4 streaming servis aboneliği olmayanlar arkadaş ortamlarına zorluk çekiyor. Bu dizi film izleme platformları kullanıcılarına 4K izleme şansı sunuyor. Ürünümüz de tabii ki birçok benzer segmentteki cihaz gibi bu kaliteyi destekliyor. 8 serisinin öne çıktığı nokta ise MEMC teknolojisi. Peki MEMC ne demek? Söz konusu teknolojiyi akıcı görüntü performansı diye kısaca anlatabiliriz. Bu teknolojinin etkisini durağan görüntülerde değil, daha çok aksiyonlarda hissediyoruz. Peki bu nasıl yapıyor? Ekrana gelen kareler arasına yapay olarak ek kareler ekliyor ve hareketli sahnelerde yaşanan bulanıklığı engelliyor. Görüntü kalitesi meselesi tabii ki bu kadar değil. İzlediğimiz görüntünün daha iyi olması hadisesi aslında ucu bucağı olmayan bir teknoloji yarışı. Ürün Dolby Vision ve HDR10 Plus özelliğine sahip. Biliyorsunuz, bir şeyin görünmesi ışığa bağlı. Bir şey görmek istemediğimizde ışıkları kapatıp uyuyoruz. Ürün ile ilgili beni en çok etkileyen nokta da ışık seviyesini görüntüye göre ayarlayabilmesi. Televizyon ışık seviyesini analiz ederek en parlak ve en karanlık noktalar arasındaki derinliği ortaya çıkarıyor. Böylelikle daha fazla detay, renk görmemizi sağlıyor. Şimdi gelelim evde film izlemenin yumuşak karnına. Özellikle ters ışık olduğunda, gündüz saatlerinde odada iyi bir karartma yapma şansı olmadığında ve sahneler çok karanlık olduğunda bazen kullanıcı ekranda ne olduğunu görmek yerine daha çok tahmin etmek zorunda kalabiliyor. O nedenle micro dimming teknolojisine sahip TV'ler seçmek kıymetli. Micro dimming ekranı binlerce bölgeye ayırarak en doğru siyah seviyesini belirleyen bir teknoloji. Karanlık sahnelerde de önemli şeyler olabiliyor. Onları görmek de herkesin hakkı. Cihazda benim en çok dikkatimi çeken özellik ise Filmmaker mod oldu. Filmmaker mod da söz konusu filmin veya dizinin profesyonel stüdyo çekimlerine en yakın olacak şekilde görmemizi sağlıyor. Bu da
daha fazla sinemadayız hissi veriyor. Tabii bir de ses konusunu merak edenler olacaktır. Çünkü iyi bir ses görüntüyü tamamlamadığında deneyim eksik kalıyor. DTS X teknolojisine sahip ürün de ses deneyiminin de oldukça doyurucu olduğunu söyleyebiliriz. Peki ürün başka ne katma değer sağlıyor? Bana göre bir alışverişin başarısını satış sonrasında yaşananlar belirliyor. Genelde TV'lerde 2 yıllık garantiler görüyoruz. 3 yıllık garanti süresinin o açıdan dikkat çektiğini söylemem gerek. 30 günlük koşulsuz iade, direkt iade sözü verilen %100 parlak piksel garantisi de alım sürecinde iç rahatlatan detaylar. 3 aylık bir TV Plus üyeliğini de ürünün yanına geldiğini ekleyelim. Uzun lafın kısası, Arçelik'in yeni televizyonu en çok teknolojisiyle göze çarpıyor. Görüntü teknolojileri Google TV olmanın kullanıcı deneyimi avantajlarıyla birleştirilmiş. Bu da her teknoloji meraklısı gibi bizi de memnun etmeye yetti de arttı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.